Demin bahsettik ama bu zeka testi ile ilgili. Çünkü zeka testinin sonuçlarına göre gebelik bile sonlandırılabilmekte. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz acaba? Aslında zeka testi denilen test, halk arasında zeka testi denilen test, bizim tarama testleri dediğimiz testler. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, dörtlü tarama testi, bu tarzda testler çok sıkça hastaların bize sorduğu yaptıralım mı ya da ne yapalım mı diye. Özelliği nedir acaba? Bu tarama testleri şimdi biz normal gebeleri takip ediyoruz. Ultrasonla bebeğe bakıyoruz, Evet. suyuna değerlendiriyoruz. Fakat bir de gebe bize soru soruyor, bebeğim sağlıklı mı diye. Biz ultrasonla bebeğin evet sağlıklı deyince aslında bu bebeğin Down sendromlu, bir kromozomal bir hastalığı yok gibi algılanabiliyor. Biz bunu ultrasonla anlamamız her zaman mümkün olamayabiliyor. Bu kanla mı yapılıyor bu testler yoksa? Bu testler aslında ultrasonla bebeğin ense kalınlığı bakılıp bazı ölçüler alınıp daha sonra da annenin kanındaki bazı değerlere bakılıp bir risk hesaplamasıyla bir değer ortaya çıkıyor. Bu riske göre gebelik sonlandırılabiliyor mu acaba? Hangi haftaya Bu kadar riske göre sonlandırılabiliyor? gebelik sonlandırılmıyor. Eğer bu testlerden birinde herhangi bir yüksek risk dediğimiz bir risk çıkarsa, o zaman amniyosentez dediğimiz bebeğin su kesesine girilip o sudan bebeğin genetik DNA analizinin yapıldığı Daha ileri tetkikler. amniyosentez önerilmekte. Evet.